Erdoğan tüzüğünü aldığı için riyadi cenaze namazı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. İlklerden bir olması itibariyle hepimizin başı sağ olsun diyorum. Cenab-ı Hak firdevsiyle sevindirsin. Hizmetin değişik dönemlerdeki şekli, mahiyeti neyse her zaman içinde oldu. O meselelerin içinde oldu. Yani Buca'daki bizim kestane pazarı kamplarında alındı. Meseleyi öyle. Üniversitede okurken de zaten Hüsrev abinin o şey dersleri alıyordu. Ben evine, o zaman talebeyken evine gittiğimde rahle üzerinde öyle böyle şey yapıyordu. Risaleler konuyor rahlenin üzerine. Onun üzerinde yazı yazıyor ona. Böyle imlayı falan yazayım, böyle öğreniyor artık. Yani o dönemde tanıdık düşün, 50-60 senelik bir hadise oluyor. Bunca zaman içinde kaymama, inhiraf etmeme, hep çizgisini koruma, hep Allah deme, Resulullah deme, herkese müyesser değil. İçimizde temelde bir rükündü. Allah hepinizi de onunla beraber ebed ve uzun ömür ve sizleri muammer eylesin inşallah. Öbür aleme mecburi göçüş var. Göçtüğümüz zaman da Habibi Edib'in Livaül Hamd altında haşr-ı neşre muvaffak eylesin inşallah. Evet, vefat zor. Evet, katlanmak zor. Fakat Allah'ın değişmez la yetebeddel, la yetegayyer kanun. Hepimiz için aynı şey. Küllü nefsin zâikatül mevt. Her nefes her an ölümü tadıp durmaktadır. Her an ölüyor, yeni bir şey oluyor. Ölüyor, yeni bir şey oluyor. Ölüyor, yeni bir şey oluyor. Ve son değişmez, la yetebeddel olan haşr-ı neşr'den sonra öbür alemde meydana geliyor. Cenab-ı Hak iman selametiyle o alemi idrak etmeye muvaffak eylesin. Bu kıymetli arkadaş için bu kadar yüksek kıymet terbiyesini ifade etmez ama çoğunuz tanıyorsunuz, onu tanıyordunuz. Efendim, diğerlerde tanıyanlara itimat ve güven ifadesi olarak aynı duyguları iştirak ederler, paylaşırlar inşallah. O da kendisine arkadan gelen bu armağanları görünce Allah arkadaşlarımızdan razı olsun der inşallah. Ailece tanıdım ben. Babası da uzun zaman yatağa bağlı kaldı. Onu böyle yataktayken ziyaret etmiştim. Ailece üstadımıza bağlıydılar. Risale-i Nur'a bağlıydılar. Fakat onlar Hüsrev abi cenahıyla, kanadıyla daha ziyade. Zat-ı Aliniz Erdoğan Tüzün abi rahatsız olduğu ilk günden bugüne dek hep sordunuz, alakadar oldunuz. Kaynaklar kampına katıldığını, iştiyakla kampta bulunduğunu ifade buyurmuştunuz. İşin geleceğini tam görmeden o günlerde vefa ile, sadakat ile sarılmanın ayrı çok bir... önemli tabii o. Önemliydi yani. O asker tabii o boş zamanını değerlendiriyor. Biz Buca'da kamp yapıyoruz talebelerle. İlki olan şeylerden bir şey yani. Zannediyorum bizim cephede, ehli iman cephesinde böyle kırlara çıkalım, orada çadır kuralım, orada dini kitapları okuyalım, risaleleri okuyalım, tesbihatımızı göğü yapalım.
İşte onu Mustafa Hoca bilir. Evet, İsmail Hoca bilir. Mustafa Hoca az kalmıştı, İsmail Hoca, Abdullah Aymaz Hoca bilir. Evet, ilk zamanda zannediyorum 50-60 kişiydi. Sonra 100 oldu, 200 oldu. Çadırda kalıyoruz. Yere, yataklar yere seriliyor böyle. Fakirhane, basitane bir hayat. Hatta o zamanlar bizim üniversitede olan arkadaşlar, İsa Bey gibi, Zafer Bey gibi kimseler, cumartesi günleri onları ben alıyorum bu canın arabayla. Onlar da gelip o tatil gününde orada kalıyorlar filan. Tabii bu ilk defa olan bir şey olması ve tamamen dini hayata, dini düşünceye matuf olması itibariyle o Harem-i Şerif'in emiri de gelip orada kalmıştı bir iki gün. Dünyada böyle bir şey yoktur demişti yani. Evet, bu yani çok önemli bir şey vurgulamadır bu. Bugün sizin yaptığınız kamplar filan, işte onların nesebi sahih tevhid ettiği şeylerdir. Evet, daha mükemmel şekilde yapıyorsunuz belki ama fakat duyulmadık, etmedik, bilinmedik şekilde öyle yapılması onun önemliydi. Samimi, ihlaslı olduğundan dolayı bu kadar gelmiş, fotoğraf çekmişler, etmişler. Bir iki fotoğraf, onların suç sayacağı şeyler çıkmıştı onları da. Mesela basmamışlar, o kampı etmemişler. 3 sene o Buca kampı öyle devam etti. Belki hani bir yanı bunun böyle misalleri onca insanla öyle çok rahat, müzakereli hem de okutma imkanı Kestane Pazarı'ndayım ama ben olmuyordu. Mesela olmuyoru söyleme adına. Ben arkadaşlardan gözüme kestirdiğim bir iki insan aldım. İlk defa mahfile çıktım Kestane Pazarı'nda. Baktım hemen onu arkadan göndermişler. Vaiz ne yapıyor orada şeydi. Şimdi bir kere tesbihat yapmadı olmaz, risaleleri okumadı olmaz. İşte böyle az göze kestirdiğiniz bir iki üç insan diyelim. İşte İsmail Hoca gibi diyelim, Abdullah Aymaz gibi. Daha böyle bir iki tane insan var. Hatta ilk sene bu 4 tane insan bunları ben Edirne'de dershanemiz olduğu için, Kırklareli'nde dershanemiz olduğu için oraya gönderdim. Biraz dershane adabı, erkanı filan görsünler. Yani nedir dershane, risale dershanesi nedir? Yani böyle bir baskı altındaydık, bir yani bu faktör vardı. Böyle bir yerde yapmalıyız ki bu adamların baskısı olmasın orada yani. Burada. Bir de tamamen o yaz günü, kışın öğrendiklerini unutuyorlar gidip ailelerini yuvasandı. Efendim onları tekrar ederim orada. Bir kazanım olsun Allah'ın izni inayetiyle. O da oldu yani yerinde, o da oldu. Geçmişten günümüze, özellikle son zamanlarda arkadaşlarımızın kuvve-i maneviyesini belki kırmaya yönelik bazı haberler yapılabiliyor zatihalinizle alakalı. Estağfurullah. Karşı tarafın umduğu, beklediği şey yani. Onlar böyle sizin hepinizi şuursuzca birine takılmış, arkasından giden bir sürü gibi görüyor olabilirler. Dolayısıyla da bir yönüyle bile hedef haline getirdikleri insan onu bertaraf ederse galiba bu da tıkanır kalır bir yerde. Kendileri gibi görüyorlar. Sonra dedim bunlar bu meselenin doğru olmadığı ortaya çıktı. Pekala. İşte ona da o yalanlarına da bir şey buluyorlar, bir şey uyduruyorlar yani. Evet. Bir de karalama mevzuu yani işte beni zehirlemişler. Zehirleyen birileri öldürmüş filan. Sonra onu da intihar etti demişler. Nasıl böyle bu tür yalanları uyduruyorlar? Mucibi hayret. Yani bana anlattılar, ben merak edip şey yapmadım. Evirme, çevirme, devirme. Fakat Allah'ın devirmediğini kimse deviremez. O devirmiyor. Deviremiyor değil. وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا
Ey Erdoğan Bey, vesile oldun, bizi bir araya getirdin. Makamın cennet olsun. Husrev abine kavuş, Üstad Bediüzzaman'ına kavuş, Sabıkın Evvel'ine kavuş.